Merhaba, ben Ceyna Kahraman. Şu an Amerika'da voleybol oynuyorum. Chicago State Üniversitesi'nden University of Alaska Anchorage'a transfer oldum. Ve bugün sizin verdiğiniz sorulara cevap vereceğim. Şimdi sorularımıza başlayalım. Bize biraz kendinden bahseder misin? Hangi branşta oynuyorsun? Yaşın kaç? Kaç yıldır oynuyorsun? Ve pozisyon ne? Ben 10 yaşında voleybola başladım. Ama ondan önce sporla çok iç içeydim ailemden dolayı. Bundan sonra 10 yaşında karar vermemle birlikte Galatasaray'da voleybola başladım. Küçük takımla başladım zaten. Genç takımın ilk senesine kadar Galatasaray'daydım. Sonra Türk Hava Yolları'na geçiş yaptım. 2 sene boyunca Türk Hava Yolları'nda oynadım. Galatasaray'da aslında pasör çaprazı ve orta oynuyordum ilk başta. Sonrasında kendi verdiğim kararla birlikte smaçöre geçtim. 2000 doğumluyum, 20 yaşındayım. Yaklaşık 10 senedir de voleybol oynuyorum. Sporu profesyonel kariyerin olarak mı görüyorsun? Açıkçası küçüklüğümden beri her zaman eğitim bir tık önümdeydi benim için. Ve o yüzden İtalya'ya gitmeyi düşünürken üniversite için, Amerika'da daha iyi yürütebileceğimi düşündüğüm için zaten başladım bu yola. Sonrasında da hani bırakmadan eğitimle birlikte yürütüp Amerika'dan da sonra burada olabilirse profesyonel bir şekilde voleybol oynamak istiyorum. Yani ülkemi temsil etmek istiyorum. Sence uluslararası sporcu öğrenci olmanın en iyi ve en zor yanı ne? Şöyle, voleybol Türkiye'de ve Amerika'da çok farklı. Mesela Amerika'da libero servis atıyor, Türkiye'de atmıyor. Amerika'da 15 tane oyuncu değişikliği var. İstediğin kadar yapabiliyorsun set basışını 15, Türkiye'de 6. O yüzden mesela bunlar ilginç, hem dezavantajı, avantajı var ama hani daha aslında akan bir oyun var. Ben orada daha çok keyif aldım. O yüzden international olmak aslında çok ilginç bir voleybol oluyor ama bir yandan da eğleniyorsun, ortama ayak uydurabiliyorsun. Akademik ve atletik hayatını nasıl dengede tutmayı başarıyorsun? Amerika'da aslında tamamıyla bu denge çok iyi ayarlanmış. Yani sen mesela bir deplasmana gidiyorsan 7 günlük bir haftada 5 günü 2 eyalet dolaşıyorsan bile orada takımca ders çalışıyorsun. O yüzden akademik ve atletik yapının dengesiz olması mümkün değil. Oradaki yapıda zaten hep birlikte motive oluyorsun. Hem maçlarda hem ders çalışırken. O yüzden dengede tutmakta hiç zorlanmıyorsunuz diyebilirim. Sahadayken herkes hırslanır. Bu doğru ama fazla hırs her zaman iyi etki etmediği de olmuştur. Sen bu kazanma hırsını nasıl normal düzeyde tutabilmeyi başarıyorsun? Şöyle, aslında çok hırslı bir insanım ve bunun aştığı noktalar olduğu için PSA Family ile başladığımda çalışmaya buradan bir tane sporcu mentoru elde ettim. Bu da Rıdvan hocamız. Rıdvan hoca bu yönde şu anda bana daha profesyonel düşünmemi sağlıyor ve zaten iniş çıkışlarımı ayarlamak için bu konuda iyice çalışmaya başladım. O yüzden yoksa sahadaki evet çok hırslanıyorum ama bir yandan da artık onu dengelemeye başladım sayılabilir. İyi bir maçtan sonra kendine verdiğin bir ödül var mı? Bu Türkiye'de de, Amerika'da da aynı. Maçtan çıktığımda ilk aradığım insan annem oluyor. Ve annemin o bana karşı eleştirisi olsun, bir şey olsun, aferin kızım demesi zaten bütün dünyaya bedel benim için. Hani sonrasında kardeşimle ve babamla konuşuyorum veya en yakın arkadaşlarımla. O yüzden bu benim için en büyük ödül olabilir. Stres ve baskıyla nasıl baş edebiliyorsun? Zaten küçüklüğümden beri, yaklaşık 4 yaşından beri sporla iç içe olduğum için hep böyle, bence spor zaten bir yandan stres demek hayatta. Ama stres ve baskıyı da aslında en iyi de dengeleyebildiğim bir hayat tarzı benim için. Aslında kendi yöntemlerimi geliştirdim diyebilirim. Mesela saha içerisinde maç sırasında ben konuşmayı severim. Bu beni bir tık rahatlatıyor ama voleybolla alakası. Mesela arkadaşıma diyorum, aa şu çantayı alsam mı iyi diyebiliyorum yani. Bunlar benim stres ve baskıyla aslında iç içe olmamı sağlıyor diyebilirim. Sence sporcu öğrenci olmak insanı nasıl etkilemekte? Hem eğitim hayatında hem günlük hayatında gerçekten
tamamıyla bir düzen sağlıyor. Top veya takım arkadaşların en yakınını oluyor. Çünkü en çok o sahayı, o topu görüyorsun veya ne bileyim o takım arkadaşlarını görüyorsun. Ailenden fazla onlarla vakit geçiriyorsun. O yüzden bence spor ve öğrenci olmak ikisi iç içe olunca hayatını gerçekten çok iyi etkiliyor ve ben böyle olmaktan daha mutluyum diyebilirim. Rol modelin kim? Benim rol modelim Neriman Özsoy. Yani Türkiye'de de çok iyi bir şekilde forması ve bu Türk bayrağını gururla taşımış bir insan. Ve bundan sonrasında da yurt dışına gittiğinde hala Türk halkı tarafından bu kadar destekleniyor olması ve hala bayrağımızı bu kadar gururla taşıyor olması beni çok mutlu ediyor ve rol model haline getiriyor. Sporcular için beslenme önemli, evet. Peki sen beslenmende nelere dikkat ediyorsun? Aslında bu 20 yaşıma kadar, aslında karantina dönemine kadar diyebiliriz. Beslenmeme dikkat ediyordum ama kendimce böyle çok kaçmalarım çok oluyor diyeyim. Ama artık bir özel bir sporcu diyetisyeniyle çalışıyorum. İsra Atan, buradan ona teşekkür ediyorum. O bütün benim beslenme düzenimi bayağı toparladı ve mesela günlük olarak almam gereken karbonhidrat sayımı, belki birkaç şekeri, belki onun yanında tabii ki protein dengemi çok sağ dengeleyebiliyor. Bundan sonra da zaten tekrardan Emir ve Batu'nun takımından olan beslenme danışmanımızdan da daha çok destek alacağım. Okul seçerken aradığın kriterler nelerdi? Benim için birinci seçenek benim bölümümdü. O yüzden benim ortada olan havuzdaki bütün okullar çok daraldı ve aradığım okullar az seviyedeydi. Sonrasında da tabii ki takım, o takımın disiplini olsun, o takımın kazandığı başarılar benim için en önemli sıralardı. Yani bu ikisi olduğu sürece, ama tabii ki ilk sırada eğitim benim için okeydi. Bir motton var mı? Açıkçası çok klasik olacak ama benim için never give up ve carpe diem iki mottom. Çünkü hayatımı mutlu bir şekilde dibine kadar yaşamayı tercih ediyorum bu carpe diem'den dolayı. Never give up'ta sporcu karakterimle çok birleştiğini düşünüyorum. Çünkü maçlarda gerçekten hani pes etmeden oynamam gerekiyor. Recruiting süreci senin için nasıl geçti? Çok stresliydi. Çünkü yanlış bir tercihe gittiğim ilkokuldan sonra korona sürecinin de gelmesiyle birlikte gerçekten çok sıkışık bir dönem oldu. Ve hızlı hareket etmem gerekiyordu. Sürekli bir karar değişiklikleri oluyordu. Okulların, antrenörlerin ne yapacağı belli olmuyordu. Sürekli bir iniş çıkışlar vardı. Ama burada da dediğim gibi PSA Family her konuda bana yardımcı oldular. Yani her anlamda diyebilirim. PSA ile nasıl tanıştın? Şöyle, voleybol kısmıyla ilgilenen arkadaşım Emir, benim recruiting döneminde olduğumu görmüş, duymuş açıkçası başka bir okulda. Benimle iletişim kuruyor. Bundan sonrasında zaten ben de onunla tanıştıktan sonra zaten güvenmemek elde değil. Sonrasında hani gerçekten yapabilirse o benim için en iyisini bulabilir diye düşündüm. Emir ile Batu bu yönden her anlamda destek oldular ve onlarla böyle tanışmış oldum. PSA ile çalışmak isteyen öğrencilere tavsiyem var mı? Tabii ki var. Bence erken başlayın çünkü erken başladığınızda daha uzun zamanınız olmuş oluyor ve bir tık daha relaks oluyorsunuz. Öbür türlü çok stresli bir dönem yaşarsınız ve ben bunu kesinlikle tavsiye etmiyorum. Bugünlük benden bu kadar. Sorduğunuz sorular için çok teşekkür ederim. Umarım en yakın zamanda yüzle de görüşürüz. Kendinize iyi bakın.